17 Eylül 2018 Pazartesi günü başlayan 2018-2019 eğitim ve öğretim yılı Cuma günü sona erecek. Öğrenciler eğitim öğretim yılının yorgunluğunu 3 ay sürecek tatilde atacak. Bazı öğrenciler de YKS, TYT, AYT, YDT gibi sınavlarda ter dökecek. Ülke genelinde 18 milyon öğrenci, Hatay'da ise 398.675 öğrenci karne alacak. 20.950 öğretmen için de tatil süreci yavaş yavaş başlıyor. Birçok öğrenci tatil hayallerine haftalar önce başladı. Öğretmenlerse öğrencileri kadar şanslı olamayacak. Öğretmenlerin mesleki eğitim çalışmaları nedeniyle bir süre daha okulda bulunmak zorunda. Açıklanan takvime göre 14 Haziran'da kapanacak olan okullar 16 Eylül'de 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı için kapılarını açacak. Yaklaşık 3 ay sürecek tatile girmek için hazırlıklarını yapmaya başlayan öğrenciler bir yana, üniversite sınavı için heyecanlanan öğrenciler de var. Lise son sınıf öğrencileriyle mezunlar 15 ve 16 Haziran'da yükseköğretim kurumları sınavı heyecanını yaşayacak. YKS temel yeterlilik testi ise 15 Haziran Cumartesi günü saat 10.15'te düzenlenecek. 16 Haziran Pazar günü saat 10.15'te alan yeterlilik testi, 15.45'te ise yabancı dil testi uygulanacak. ÖSYM takvimine göre YKS sonuçları ise 18 Temmuz'da açıklanacak. Öğrenciler LGS ve YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih ve ardından da yerleştirme heyecanını yaşayacak.